Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Ama artık Can TV'de yayınımıza devam ettireceğiz bundan sonra. Can Radyo'dan sonra. Ama Can Radyo'da da tekrar yayınımız aynen kaldığı yerden devam edecek. Burada da bu şekilde. Bugün çok değerli bir konuğum var. bana göre benim ustam. Estağfurullah. aynı zamanda kendi yaşam koçum. Teyze aldığım insan, Doktor Halil Atabıçakçı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Programa şeref verdiniz. Estağfurullah, o şeref bana ait. yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı sertifikamı. Bu akşam elinizden alacağım. Evet, inşallah. Evet. Bu da benim için büyük bir mutluluk. Bu yolculuğa aslında çıkmamın sebebi de siz oldunuz bir nevi. Çoğu işte gurular diyelim, kişisel gelişim uzmanları bunu bilmez tabii ki. Ne derece karşıyı etkilediklerini. Önce Osho'm sonra siz. Bunu söylemek zorundayım. Ya Osho da her yerde bana rakip oluyor açıkçası. Evet. Ben şey diyorum, böyle zamanla yolculuk yapmış. Böyle yaşadığı zamanın gelmiş burada. Benim anlattıklarımı dinlemiş. Dinlemiş gitmiş. Sonra gitmiş anlatmış yani. Olabilir. Gerçekten benim gönlümde ayrı bir yeriniz var. Teşekkür ederim. Kitaplarınızı zaten. Hisler karşılıklı diyorum efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kitaplarınızı da zaten büyük bir zevkle okudum. Aynı keza. Akşamki sertifikamızı da alacağız artık. Sizin yolunuzda adım adım yürüyeceğiz. Yani sizi biz hayalleri gerçeğe dönüştüren adam olarak tanıdık. Ben de öyle gördüm. Ve benim hayallerim vardı. Ya dedim, ben madem öyle, bir anda tıkladım ve tıklayış oturuyor 3-4 yıl önce. Öyle mi? Evet. 3-4 yıl önce mi siz takip etmeye başladınız? Tabii, bu şekilde başladım. Daha bırakamıyorum yani. Teşekkür ederim. Ve hayallerimi de yavaş yavaş yaklaştığımı hissediyorum. Yani ben de ispatlı. Ya aslında biz hayalleri tercih etmiyoruz. Aslında hayaller bizi tercih ediyor. İşte sizin hayaliniz sizi tercih etmiş. Bize düşen de o hayale ulaşacak cesaretimiz var mı? Evet. Yani tabii hayalleri gerçeğe dönüştüren adam bizim milletimiz şey ya, nasıl diyeyim, bir şey söylediğiniz zaman inanmaz. Ben gittim ona noterden belge aldım. Evet, onu okumuştum. Yani tabii burada hayalleri gerçeğe dönüştüren adamda iki şey var. Birincisi, ya gerçekten adamın kafası kırık. Yani ne olacak? Orada birisi hayal kuracak. Sen de bunu gerçekleştireceksin. Ya da kafası kırık değilse altı çok dolu bir şey var. Yani çünkü nasıl olacak? Orada bir başka bir insan hayal kuruyor da sen mi gerçekleştiriyorsun? Aslında benim burada yani bunda çıkış yönüm şu. Yani altı çok dolu. Bir hani NLP uzmanıyım biliyorsunuz. NLP varsayımlarının birisinde şöyle bir varsayım var. Diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli vardır, yoksa isteyemez. Bu sözünüz beni çok etkilemişti. Ampulü evet. Yaktı diyelim yani. Evet. Yani, ama başka hiç kimseden bunu duymadım. Yani işte yani belki de duymuşsunuzdur ama bu hayır, kadar duymadım. Şey olmamıştır. Yani o potansiyel yok. O potansiyel olmadığı için ama diyelim işte ne diyor insan, işte bir iş sahibi olayım. Bir, lüks bir arabam olsun, lüks bir evim olsun diye içinden geçiriyorsa demek ki onu alacak gücü var, yoksa içinden geçiremez. Bize düşen şey de o potansiyeli ortaya çıkartmak oluyor. Bu cümle müthiş bir özgüven veriyor. Ben o özgüvenle çıktım bu yola işte. Evet, diğer bir şey de şu Elif Hanım. Yani bunlar da işte Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde geçen bir cümle. Evet. Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Allah neyi verecekse onu isteme duygusunu verdiği için. Dolayısıyla aslında hayalleri gerçeğe dönüştüren adam diyoruz ama orada hayalleri gerçeğe dönüştüren adam ben değilim. Orada bir şeyi keşfettim. Bir insan bir şey hayal ediyorsa demek ki gerçekleşecek. İşte bu da beni çok etkilemişti. Yani onu fark edince dedim ki ya kim geliyorsa gelsin. Ne hayali varsa gerçekleşecek. Yoksa zaten insan elde edemeyeceği şeyi hayal edemiyor. O hayali kuramıyor yani. Evet. Ama bu iki unsur beni çok etkilemişti. Yani özellikle o Allah size vermek istemeseydi düşün. Evet. Hayal etmeyi vermezdi. Ben bunu dinlediğimde ve okuduğumda onu çok etkilendim. Yani işte normalde şu an yaşadığımız her şey de bizim zaten bundan önce hayal ettiklerimiz. Aslında yani öyle. Bilim adamları diyorlar ki insan düşündüğü hariç bir şey yaşama ihtimali yok.
Yani yaşadığımız her şey bundan düşündüklerimizin sonucu. Ama şeyi de çok farkında değiliz aslında. Yani mesela diyelim ki diyor ki bir insan, şimdi ben kaza yaptım diyor ya da kanser oldum. Bunu ben mi düşündüm? Ben mi istedim? Şimdi biz orada ayrıntı şu, biz kendimizle alakalı düşündüğümüz değil. Dışarıdan herhangi bir insan için düşündüğümüz şey de bizim başımıza geliyor. Yeter ki düşünsel olarak bir defa zihnimizde belirmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, çaylarımız geliyor. Teşekkür evet. Efendim. İbrahim, yangınızı kestim. Evet, bu bizim ekip şey yapar, beni böyle canlı yayınlarda falan ya da normal YouTube'daki canlı yayınlarda çayım kahvem olmadan, evet, o guluk sesi olmadan. Biliyorum, o guluk sesini engelleyemiyor Osman bir türlü. Yani o aslında şey farklıymış ama şu an herhalde biraz engellendi gibi. Teşekkür ediyoruz efendim. Fazla mı ses doldu sizinki? Evet. şimdi buraya da 4 günlük bir kuantum ve NLP eğitimi evet. için buradasınız aslında. Evet. Diyarbakır'ı çok sevdim ben ya. Ben Diyarbakır'da bir ilk bir 10 yıl önce falan gelmiştim. O zaman da ya. Çok etkilenmiştim. O sebep neydi yine hocam? Yine eğitim için mi? Yok, o zaman arkadaşlar dostum ziyarete gelmiştim. Bir iki gün misafir olmuştum burada. O zaman şey dedim, aha Diyarbakır, İzmir'i yanlış yere koymuşlar gibi yani. Böyle çok hani çok insanların söyler. İnsanların sıcaklığı, insanların hiçbir şey yargılamaması, böyle herkesin çok rahat takılması. Yani bir aydın bir ille karşı karşıya olduğumu gördüm. Mezopotamya'nın yani, aslında ilk insanlığın yerleşim yeri burası. Belki ondan da kaynaklanabilir. Yani artık sebebini bilmiyorum ama ben hani buraya gelmeden önceki dünyamla, yani baktığım dünyayla geldikten sonra apayrı bir yer oldum farkındayım. Bir de yol tarifi sorsanız o zaman sizi o yere götürene kadar bırakmazlar mümkün değil. O konuda da çok sağ olsunlar, insanlara değer verirler. Yok gerçekten yani böyle şey sanki Avrupa'dayım yani hani Diyarbakır böyle doğuda bir ilde değil de sanki Avrupa, o rahatlığı. Ya da göründüğümden çok farklı. Yani ben de 21 yıl olur buraya geleli. 21 yıldır işte gidemedim, evet. Gitmedim. Gittim geri geldim. İzmir'e gittim geri geldim. Aslında aynı paraleline gittim ama oraya da alışamadım. 21 yıldır buradayım. Evet yani ben Diyarbakırlı hemşehrilerimize, dostlara, misafirperverliklerinden dolayı sizin vesileyle evet. teşekkür ediyorum. Yani öyle bir huyları da var gerçekten çok. Bir burada, yol tarifi misafirperverlik müthiş. Evet. Bırakmazlar. Ben de burada tabii Diyarbakır'ı çok sevdim ama burada şimdi NLP eğitim ve kuantum eğitim evet, var. Evet. Yani aslında NLP şöyle, ben NLP tam bir bilim. Yani evet. Açılımı da şöyle de NLP öyle bahsedilir. Yani mükemmelliğin bilimi. Bir insan mükemmel olmak istiyor. Nasıl olur? Yani bir insan zayıflamak istiyor. Bir insan daha hoşgörü olmak istiyor. Bir insan daha zeki olmak istiyor. Bir insan davranışını daha tutarlı olmak istiyor. Daha iyi öğretmen olmak istiyor. Sigarayı bırakmak istiyor. Maddeden kurtulmak istiyor. Madde bağımlısıydı. Yani bir mükemmel bir insan. Mesela düşünüyorsun. Mükemmel bir insan nasıl olur diye düşünüyorsun. Sonra onu kurguluyorsun. Sonra bir NLP uzmanı diyorsun ki mükemmel insan böyle olacak. Ben böyle bir insan olmak istiyorum. NLP bunu yapan bir alan. Teknik diyeyim ya da. Ben tabii NLP ile karşılaştıktan sonra ilk önce belki çok olayı kavrayıp olayı kavrayınca ne kadar büyülü bir dünya olduğunu. Ne kadar gerekli. Evet. Yani şimdi mesela biz çünkü normalde gerçekliğe tepki vermiyoruz. Biz hayatta gerçekliğe tepki vermiyoruz. Biz geçmişimize tepki veriyoruz. Yani diyelim ki işte dün akşam bir yerdeydik ya. Evet. Hani kedi geldi. Orada bir arkadaşımız korktu evet. kedi. O sırada kediden mesela o arkadaşımız korkuyor. Siz korkmuyorsunuz. Neden? Eğer gerçeklik o kediyle alakalı olsa yani herkesin, sizin de korkmanız gerekir. O sırada biz kediye değil geçmişimize tepki gösteriyoruz. Geçmişimizden korktuğumuzu biliyoruz. Ve şu anki yaşadığımız her şeyde biz geçmişimize tepki gösteriyoruz devamlı. Ve şu ana tepki gösteriyor olsak hayatımız çok kolaylaşacak.
Ama yani evet. Ve kısır döngüyle devam ediyoruz. Yani mesela bizim bilinçaltımızda ne varsa o döngü hep bizimle beraber geçmiş. Bitiyor bir daha, bitiyor bir daha, bitiyor bir daha. Şimdi nasıl diyeyim, bir tırtılları biliyor musunuz? Evet. Biliyorsunuz değil mi tırtılları? Tırtılların hikayesini biliyor musunuz? Evet deyip. Kelebeğe dönüşken. Yok. Şimdi tırtılların bir lideri varmış. Bir reisleri var tırtılların başında. Bir tırtılların bir türü başında bir reis olmadan bir yere gitmezmiş onlar. Başında reis olacak öyle gidecekler. Şimdi profesörün birisi de bir araştırma yapmış. 50 tane tırtılı bir kavanozun içine atmış. Kavanozun içine atmış. Sonra işte reis olan tırtıl öne geçmiş. Bu işte oval şeklinde ya kavanoz. Öne geçmiş. Şimdi ilerliyor. Diğer arkasından diğer tırtıllar gidiyor. Özür dilerim. Sonra tabi bu oval olduğu için başa geldikleri haberleri yok. Sonra bir tur daha atıyorlar. Bir tur daha atıyorlar. Hiçbirisi de ya reis biz nereye gidiyoruz falan demiyor yani. Sonra böyle döne döne diyor, hayat bitecek öyle. Bizim bilinçaltımızda öyle. Aynı hayatı tekrar tekrar bir daha bir daha bir daha bir daha yaşıyoruz. Bizim arzularımız öyle. Aynı arzuyu bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha yaşıyoruz. Ve o bilinçaltımız bizim reisimiz oluyor. O ne derse onu yapıyoruz. Bizim liderimiz o. O sormuyoruz da işte niye bu? Kediden kork diyor bazen. Evet. Şimdi hep aynı şeyi bir daha bir daha yapıyoruz. Yani mesela diyelim bir işe başlıyoruz, ticarete başlıyoruz. Her şey yoluna gidiyor. Sonra pat batmışsın. Sonra yeniden bir iş kuruyorsun. Bu defa güzel olacak diyorsun. Yine zirveye doğru çıkıyorsun. Pat yine batmışsın. Yani bilinçaltımızda ne varsa o hayat bizimle beraber eğer bunu bir NLP uzmanına gidip o bilinçaltı tarafını değiştirmezsek aynı hayatı şekilde. Bir daha bir daha yaşayıp duruyoruz. Ve işin kötü tarafı bunun farkında da olmuyoruz. Senin sevdiğin adam ne diyor? Osho ne diyor? İnsanlar 15 yaşında ölür, 70 yaşında gömülürler. Çünkü 15 yaşına kadar bilinçaltı iyice dolmuş, artık orada ne yapıyoruz? Aynı şeyleri bir daha yapıyoruz. Ama işte o kırılma noktasını yaşamazsan ya da kendini değiştirme gereğini duymazsan. Farkında değilsen. Evet, farkındalığa ulaştığın zaman o kırılıyor aslında. Hayatında evet. Çok şey değişiyor. Evet ama işte onun o yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilirsen değiştirirsin. Ama biz yani babadan işte böyle gördük. Doğrusu bu dersin, niye değiştiresin ki? Onun farkına varmak gerekiyor evet. Önce o yanlışın. Ona şey diyoruz işte, NLP'de harita bölgenin kendisi değildir diyoruz. Harita bölgenin kendisi değildir. Yani burada diyelim bir Diyarbakır var. Bir de duvarda bir Diyarbakır haritası var. O Diyarbakır haritası Diyarbakır değil. Bizim de bir zihnimiz var. Zihnimizde bize doğduktan sonra bir harita çizmişler. Böyle yaşayacaksın, şöyle o olacaksın. İşte sigortan işe gireceksin. Bir harita yapmışlar. Ama o harita biz değiliz. O haritayı değiştirebiliriz. Evet. Biz zannediyoruz ki o harita benim zannediyoruz. Ama o benim zannettiğimiz kişi toplumun ürettiği sensin. Yani o zihinle işte hayatımızı sürdürüp evet. İşte o şurada der ya zihinsiz ol. Zihinsiz o. Zihinsiz o yani zihni. Nasıl olacağız o ama mesele o işte. Nasıl evet. Zihinsiz olacağız? O zihnin bıdıbıdılarından kurtulursak hayatımız zaten o kırılması o noktasından sonra değişecekti. Kuantum da aynı şekilde. Bazıları kuantuma işte saçma buluyor. İşte tamamen işte bilimsel noktası vardır. Kuantum felsefesi işte aslında felsefeye uyarlanamaz. Kuantum bir bilimdir. Yani şimdi aslında bana göre şöyle, öyle değil. Bir insan bir konu hakkında yorum yapmadan önce orayı bilmesi lazım. Yani şimdi mesela şimdi ben hipnoz yapıyorum ve işte kuantum uygulayıcısıyım. Şimdi mesela diyor ki mesela adam ben hipnozdan korkarım diyor. Diyorum ki neden korkuyorsun? Ya uyurda uyanamazsam diyor mesela. Şimdi hipnoz ya da başka birisi diyor ki mesela hocam diyor ben hipnoza karşıyım diyor. Neden karşısın diyorum. Ya karşıyım diyor. Ama neden diyorum yani bir sebep olması lazım. Ya bizim arkadaşlar öyle dedi. Hocalar, üniversitedeki hoca öyle demişti diyor. Zihni öyle dedi. Şimdi diyorsun ki hiç hipnoz olan gördün mü? Yok görmedim diyor. Hiç hipnoz oldun mu? Yok görmedim. Hipnozla dair bir kitap okudun mu? Okumadım. Ama ya uyuyup da uyanamazsın bunu biliyorum. Yani dünyada hipnoza girmiş, uyumuş ve uyanamamış hiçbir insan yok. Öyle bir şey yok. Şehir efsanesi. Ve tabii hipnoz bir insan olmaması çok yazık diyorum. Çünkü o inanılmaz güzel bir deneyim. Yani çok keyifli bir deneyim. Aynı şekilde kuantum için de. Yani orada birazcık eleştirmen için olayı biraz biliyor olman lazım. Yani bilmeden bunlar şöyle şeyler yapıyor. Dur. Ya sadece materyalist bakış açısıyla o
söylemleri yani şey vardı. Mesela ben şu an Diyarbakır için ne yorum yapabilirim? Yani yorum yapabilmem için biraz bilmen lazım. Orada yaşamam biz lazım. Biz hayatımız zaten hani kim diyordu? Einstein mi diyordu? Cahillik ne güzel lan her şeyi biliyorsun diye. Einstein. Bir insan bir konu hakkında yorum yapıyorsa, çok yorum yapıyorsa kesin bir şey bilmiyor. Yani önce bir bilmemiz lazım. Ya burada kuantum i̇şte. Deyince neyi kastediyor adam? Ya bir de şey var. Şey bir yani. De şey var. Mesela sen kimsin ya? Sen kimsin? Yani sen kim? Kuantum hakkında nasıl konuşabilirsin? Sen fizikçi misin? Arkadaş ben işte. İmam değilim, din hakkında konuşamaz mıyım? Siyasetçi değilim, siyaset hakkında konuşamaz mıyım? Futbolcu yani, değilim, futbol hakkında konuşamaz mıyım? İlla fizikçi mi olmam gerekiyor? Evet, yani bir şey hakkında konuşmak için illaki o iş, mesela basketbolu seviyorum, basketbol konuşuyorum. Sen kimsin? Yani önce bir basketbol oynuyor Allah. Olur mu öyle? Yani hayattaki biz konuştuğumuz şeylerin kaçında uzmanız zaten. Ama dünya kadar şey konuşuyoruz. Dini konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz. Yani ama bunların hiçbir, ben siyasetçi de değilim, din adamı da değilim. Ama bu konuşmayacağım yüzden. Evet. Ama burada işte bizde şöyle bir şey var. Saldırı yapan, hani birisi eleştiriyorsa tek bir özellikleri var. Kendileri hayatta işe yaramıyorlar. Hayatta işe yarayan kişiler çok kimseyi eleştirmiyor. Gerçekten. Yani bir insan işinde gücündeyse ve topluma fayda sağlıyorsa kimseyi eleştirmez. Ama kendine adam bakar zaten. Adam bir iş yapamıyorsa, kimseye fayda sağlayamıyorsa ne yapacak? Eleştirecek. Ona bakacak. Yani o oradan bir dikkat çekiyor olması lazım. Zaten fazla eleştirel insanlardan ben aynen bundan dolayı çekinirim. Çünkü sadece bakış açısını öyle yönlendirdiği için, sen de bir açık arama gereği hissettiği için. Evet. O da birazcık işte NLP gibi. Yani çocukken anne baba onu eleştirmişse beyin kodluyor hemen. Ha diyor bir insan. Eleştirilmek ne evet, olur? Onu bir kodluyor ki eleştirmezsin rahatsız oluyorsun. Yani bir şey bulacaksın yani. Her cennete koy. Mesela ben öyle diyorum. Bazı insanlar o kadar çok eleştirir ki bu adamı cennete koy. Demesin. Cennete koy da diyor ki ya Rabbi bu ağacı niye buraya koydun? Biraz sola koysaydın olmaz mı? Yani. Fark etmez o. Ama gerçekten hocam öyle insanlar var ya. Vallahi. Yani öyle insanlardan evet, kaç, bakmadan direkt kaçıyoruz yani. Zaten kuantumu o bir şey DNA'yı bir ismi vardı o şey bir şeye koyuyorlar da DNA'lar sese uyumlu bir elektronlar şeyi evet. gösteriyor ya ona göre dizilim gösteriyor mesela DNA'daki. Onu kanıtlamışlar bir kere yani kuantumun yok kuantum zaten kanıtlanmıyor felsefe, bir şey. Yani, kanıtlanmıyor bir şey değildi. Biz şeyiz ya cin olmadan adam çarpıyor çok seviyor. Kabul etmemek şey değil yani onu okusaydı yani, onu diye. Yani kuantum yok diye bir şey yok. Hislerle şu var kuantumu var. Sen kimsin de yapıyorsun var. Yani kuantum fiziği bir dalı yani. Kuantum evet fiziği, o fizik. Evet. Felsefe alan. Yani orada şey o buradaki aslında kişisel gelişimdeki şey şu. Bu kuantum fiziğinin yani hani atom altı parçacıkları. Atom altı parçacık. Ona göre dizilim gösteriyor. Yani işte bir enerji gidiş geliş. Bunu nasıl düşünsel halde mesela çünkü aklıma gelen başıma geliyor değil işte. Mi? Aklıma gelen neden başıma geliyor? İşte bunu kuantum fiziği bilimsel açıklamasını yapıyor. Yani Allah duaları kabul ediyor. Niye duaları kabul ediyor? O dualar nasıl gidiyor ve nasıl? İşte bunu kuantum bilimsel açıklamasını yapıyor. Şimdi tabii orada biz fizikçi değiliz. Fizikçi olmadığımızda kabul ediyoruz. Bu işin felsefe boyutu yani. Yani düşünsel boyut. Yani mesela biz şimdi Mevlana şöyle demiş, Mevlana böyle yapmış dediğinde biz Mevlevi değiliz. Ama oradan Mevlana'nın hayat görüşünden istifade etmiyor muyuz? Yani. Ya da bunu almayacak evet. mıyız, özümsemeyecek miyiz? Evet. Kendi hayatımıza falan. Halı sahada gidip, ya futbolcu değilim, halı sahada gidip maç yapmayayım. Yani. Ya geçen haftaki, bundan önceki, evet geçen hafta kadın toplumda ilk önce kadın neden değişmelidir? Bunu ele almıştım. Kendimce çok önemliydi bu. Kendimdeki kadın değişmesi. Evet, kadın önce kadın ne? Tabii herkes değişmelidir de bana göre erkeği kadını fark etmiyor ama önce neden kadın değişmelidir? Yani çünkü bir toplumu aslında temelde değiştiren kadın. Evet. İşte ben kendimden yola çıktım. Ben değiştim. Aslında ben değişince etrafımdaki pek çok unsuru değiştirdiğimi gördüm. Evet. Yani siz varken burada kadın hakkında benim bir şey dememe gerek yok. Biz sadece kadın severiz, aşık oluruz, şiir yazarız. Yani ama şöyle işte bir
bir karı koca arasında ya da diyelim ki bir aileye baktığımızda baba vefat ederse, bu hayattan giderse o aile devam ediyor. Kadın evet, varsa. Evet. Ama şimdi kadın giderse dağılıyor. Yani dağılıyor %100 demiyorum ama %90 dağılıyor. Kadının olduğu gibi devam etmiyor. Evet. Evet, evet. Yani onun için tabii ki bir toplumun beyni kadın bence. Ama ya işte burada beyni kadın. Evet. Yani kalbimiz ailenin ya, beyni de kadın. Yani hem beyin hem kalp tabii ki, hem gönül hem şey. Erkek olarak nerede duruyor burada? Yani beyin de sizde, kalp de sizde. Biz de bir tırnak mırnak. Evet. Tabii ki karıcığım. Evet karıcığım. Noktasında hani bir laf var ya, en son sözü erkek söyler. Evet o da. Haklısın karıcığım der diye. Ben kendi anne babamdan da örnek verdim geçen hafta. Baktım bizim ev beyni de annem. Kendi aileme döndüm. Bizim evde de kadın olarak benim. Yani mutfakta ne bitmiş, ne olmuş kime soruluyor? Kadına soruluyor. Elbiseye kadar, çocuğun çorabına kadar. Yani o evi aslında yönlendiren kadındır. Ama erkek arkadan kendi yönlendirdiğini yani zanneder. Ben eve gittiğimde evde bir şey, elektrik var mı, doğalgaz bir şey olmuş mu, çocuklar hiç böyle bir şey aklıma bile gelmiyor. İşte. Ya ben varım, çocuklar ne haber deyip sonra ya gelip seminere çıkıyorum. Yani ama tabii kadın değiştiğinde o erkeğini de, yani değişime tabii çok kapalı bir erkek yapısı, feodal bir yapısı yoksa o erkeğin de eşini değiştiriyor. Kadın değiştiriyorsa erkeği değiştiriyor. Erkeği değiştiriyor. Kadın yani değişirse bizi kendi değişecek kaliteli görüyorsunuz. Televizyon diyor, teşekkür ederim. Sonra çocuklarını değiştirebiliyor. Onları daha güzel, daha doğru bir şekilde yetiştirebiliyor. Kadın evet, farkındalıklı olduğunda, bilinçli olduğunda, her şeyle uyanık olduğunda, yani hayata bakış açısında uyanık olduğunda. Eşini de aynı şekilde. Aile ilişkilerinde, karı kocalık ilişkisinde de o farkındalıkla kavgayı bile doğru yönetmeyi öğreniyor. Kavgayı bile, evet. Evet. Ve kavgaları azaltıyor. Biz yönetilmeyi iyi biliyoruz. İnanın geçen hafta sadece kendi gözlemlerimle programı yaptım. Evet. %80 ailede işte beyin ve kalp noktası kadın, öyle gördüm. Şimdi kadın değiştiğinde aileyi değiştiriyor. Aile değiştiğinde toplum değişiyor. Toplum değişince o ülke değişiyor. Yani bu ülkede ne sıkıntı varsa hep sizin suçunuz. Yani bir evet, hep sadece kadınlar değişin, biz de değişelim. Ne var yani? İşte biz değişince değişiliyor. Evet. Yani domine taşı gibi. Önce biz değişmeliyiz o yüzden. Yani işte orada biraz da hani şöyle bir şey var ya, sen değişirsen dünya değişir. İşte. Yani zihnimiz tabii değiştiği zaman o zaman dünyamızı değiştirir. İşte ben eşimi tabii değiştiremediğimi fark edince kendimi değiştirmeye karar verdim. Baktın onu değiştirdin. Yok. Biz de kendimden evet, başladım. Ama biz hiç kimseyi değiştiremeyiz. Yani i̇şte. Hiçbir insan, hiçbir herkes insan değiştiremez. Herkes kendini değiştirebilir. Ama model alabiliriz. Yani baktık ki evde birisi neşeli, şen şakrak, hayat dolu, pozitif. Model işte alabiliriz. Doğru, güzel etkiliyor. Ben eğer mutluysam eşimi de mutlu bir şekilde etkiliyor. Ben eğer suratsızsam eşimi de o şekilde negatif etkilerim. Çocuklarımı da aynı şekilde. Evet. Yani etkileyici unsursam o yüzden diyorum önce kadın. Yani işte evet, önce kadın olabilir ama biz bence bireysel olarak şöyle bakmamızda fayda var. Ya ben evet, bu hayatta nasıl rahat ederim? Bireysel sen. Evet. Nasıl mutlu olurum? Yani nasıl ki biz ben nasıl mutlu olurum'a bakmıyoruz. Milleti nasıl değiştiririm'e bakıyoruz. Yok. İşte eşimi değiştireyim, çocuğu evet, değiştireyim, toplumu değiştireyim. Yani biz oradan baktığımız için zaten kimse değiştirme gücün yetmiyor. Yani. Gücün de yetmiyor ve tüm odağında orada ancak ama bir insan dışarı değiştirmenin çok daha azını kendine baksa kendisi çok rahat değiştirebilir. Çünkü bu bir kişi ve kendisi olduğu için bunu değiştirmek evet, kolay. Ama dışarı çok fazla. Değiştiremezsin evet, dışarıyı. Evet. Ve yani o dışarıyı değiştirmek şeye benziyor. Yani bir ağaçtaki bir yaprak ağacı yenmeye çalışıyor. Gücün yetmez. Ya. Dışarı çok fazla ve çok büyük. Ama kendimizi değiştirirsek o zaman hayatı değiştirmiş oluyoruz. Yani bu laf şey gibi gelir ilk başta, yani 20 yıl öncesinde sen değiş, dünya değişsin. Ben değiştiğimde nasıl dünya değişecek? Bu bana çok soyut bir kavram gibi geliyordu 20-25 yıl öncesinde. Ama kendimi değiştirdikçe evet, gerçekten öyle olduğunu, yani öylesine dünya, bir söz değil. Dünya sensin zaten. Evet. Yani dünya bizde zaten. Evet, dünya direkt bizim herkes ayrı bir dünya. Mesela şu an ikimiz bir odadayız ama bu odayız, evet. Sizin farklı görüşünüz var, benim farklı görüşüm var. Dolayısıyla herkesin kendine ait dünyası,
Herkesin kendine ait farklı dünyası olduğu için de o değiştiğinde dünyası değişmiş oluyor otomatikman. Evet. Dünyaya bakış açısı değiştiğinde etrafımdakileri de etkiliyorum. Yani aslında farkında olmadan etkiliyorum. Evet. Tabii o bir şey gibi. Ben şey diyorum. İşte bir parfüm sıkıyorsun. Güzel kokuyorsa herkese güzel kokuyor. Evet. Yani etrafını da o güzel bir şekilde o kokuyla etkiliyorsun ama kötü kokuyorsa ya da işte senin auranla ya zaten güzel bir şekilde değiştiğinde o lotus çiçeği var ya onun gibi böyle misk amber kokusu saçıyoruz etrafa. İçimiz neyse dışarıya verdiğimiz hani testi neyse dışarıya o sızar derler ya. İçimiz evet. Neyse aslında dışarıya o kokuyu veriyoruz. İçimiz kötüyse, içimiz çöplükse dışarıya da pis kokular yayılıyor. İçimiz güzelse dolayısıyla değiştireceğimiz tek bir yer. İşte yani bu öylesine bir söz değil aslında. İlk okuyan için hadi ya kendim değiştireyim, okuyayım, dünyayı nasıl değiştireyim şeklinde geliyor ama işin içine girince, kendimizi değiştirmeye başlayınca aslında öyle olmadığını öğreniyoruz. Evet yani işte mesela şöyle bir yanı, dışarı değiştirmek isteyen kişilerin ortak özelliği şu oluyor, eleştiriyorlar dışarıyı. Evet, eleştiren oluyor. Eleştirdiğin öyle zaman da bu defa sadece düşman kazanıyorsun. Çünkü evet. Hiç kimse eleştirilmeyi sevmez. Çocuklar da. Evet, hiç kimse eleştirmiyor. Ama öğrencili. İnsanların herkesin bir iyi tarafı vardır. O iyi tarafının bahsedilme hoşuna gider ama. Bizler hem dostumuz yok diye üzülüyoruz hem de eleştirimi hiç bırakmıyoruz. Eleştirimi bırakırsan dünya kadar dostun olacak. Ben yani kendi YouTube kanalımda da belki en fazla istediğim şey şu. Sadece kendinle ilgili. Hayat senden dolayı. Evet, evet, senden dolayı zenginsin. Senden dolayı başarılısın. Sadece senle bunu alakalı. Bunu demeyi becerebilsek benden dolayı. Benden dolayı. Bir defa başıma gelenler de benden evet, dolayı. Başıma gelenler de mutluluğum benden dolayı. Çok acı bir şey o. Başıma gelenler onu benden dolayı mı? Kabul etmek çok zor ama. Evet, bunu kabullendiğimiz zor. Anda zaten o zaman değişim başlıyor. Ben bunu 20 yıl önce kabul ettim. Ama mesela işte bu, onu kabullendiğimiz anda hayat orada kolaylaşıyor. Mesela her şey benden evet. Dolayı kabul ettim. Evet. Ha zengin aslında olacağım tamam benden dolayı. Evet. Yani başarılı olacağım benden evet. Dolayı. Cennete olmazsa gideceğim benden dolayı. Olay kolaymış. Başkası ama bizi götürür. Düşün şimdi senin zenginliğin dışarıya topluma bağlıysa köle gibisin. Ya. Oğlum, toplum müsaade ederse zengin olacaksın. Müsaade etmezse olmayacaksın. Ya da şu özellikle mutluluğumuz ya da mutsuzluğumuz. Ben buna da çok karşıyım. Yani işte eşim şöyle de beni mutsuz ediyor. İşte senden dolayı bir şeyi evet. Bu. Aslında benden dolayı dediğimizde eşimizin aslında bizi değil, kendimiz mutlu ya da kendimizi mutsuz ederiz. Evet. Orayı bir kabullendiğimiz noktada eşimizle, çocuklarımızla, o çatışmalar, iş arkadaşlarımızla, meslek hayatımızda aslında işte NLP burada devreye giriyor. Kendimizi değiştirdiğimizde mesleğimize de yansıyor. Daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir doktor, daha iyi bir mühendis. O sadece işte kişisel gelişim alanı bir şey değil ki. Evet. Her şeyde en iyisi olmayı hedefleyen alan bu işte NLP. Senin en iyisi neysen o. En iyi bir anne. Ya illa çalışıyor olman gerekmiyor. En iyi bir anne, en iyi bir eş, en iyi bir aşık. İşte şu anda şey diyebilirsek ben nasıl mutlu olurum? Evet. Ben nasıl mutlu olurum? Yani, ama birisi bir şey yaparsa değil. İşte. Yani eşim benimle ilgilenirse mutlu olurum. İşte çocuklarım, arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, işte amirim, müdürüm, kıymetim i̇şte, anlarsa değil. Ben ne yaparsam yani. Mutlu evet. Olurum. Bence tek hayattaki şey diyor ki neydi o adamın adı? Bir düşünür de. Şimdi bu neyse şimdi Freud diyor ki biz diyor tüm diyor felsefeciler, psikologlar bilirler ki diyor. Mutluluk diye bir şey yok. Evet. Bu diyor asla yok. Hiç kimse bunu yakalayamaz diyor. Ama diyor ben bile mutluluk peşinde koşuyorum. Ama yani biliyorum diyor. Yani evet, mutluluk evet. Diye bir şeyin olmadığını. Bize düşen şey sadece ben nasıl bu hayattan keyif alırım ben mutlu olurum diyebilmek. Ama başkasına bağımlı kalmadan. Hayır. O zaman köleleştiriyoruz kendimizi. Yani işte eşim böyle yaparsa mutlu olurum. Evet. Ev alırsam mutlu olurum. Araba alırsam, mesleğim sahibi olursam. O iş o zaman geliyor. Evet. Yani her şey bizden dolayı. Biz mutlu olduğumuzda aslında etrafımız işte yavaş yavaş yavaş. Sen mutlusun, herkesi de mutlu ediyorsun. Evet. Yayında dinleyenleri mutlu ediyorsun. O içimdeki işte koku yayılıyordur belki de. Tek şey o. İçime güzelliği ne kadar sığdırırsam etrafıma da onu saçarım. Burada saçarım, okulda saçarım, öğrencilerime saçarım, eşime saçarım, dostuma saçarım. Ama eşini de çok seviyorsun. Devamlı eşinden bahsediyorsun. Pırtlıyorum değil mi hocam? Şimdi, evet onu seviyorum.
Yani bu konularda da bana sonsuz desteği var. Çok iyi. Arada mesaj da gönderiyor musun? Programda mı? Evet, radyoda oluyordu bazen. Çok nadir de olsa. İşte orada da yani kendimi değiştirdim. 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Hala değiştiriyorum gerçi. O kadar işim kolaylaştı ki. Annelik de kolaylaştı. Yani bunu şu anda şey laf olsun diye söylemiyorum. Evet. Eşlik de kolaylaştı. Arkadaşlık da kolaylaştı. Ne yaptın da kolaylaştı? Mesleğim. Kendimi değiştirmeye karar verdim. Tam nasıl değiştirdin kendini? O nedir o? Neydin de ne oldu? Sen benden dolayı demeyen, senden dolayı diyen bir Elif'e vardı. Ha, eskiden. Tabii eskiden. O Elif'i değiştirdim. Yani artık Elif'e benden dolayı. Artık senden dolayı demiyorsun, benden dolayı benden diyorsun. Benden dolayı diyorum, ne geldiyse. Daha doğrusu geçmişte yaşadığım o acılardan orada kırılma noktalarda yaşandı. Ya tabii. Şöyle diyelim şimdi bizi dinleyen arkadaşlara. Arkadaşlar. Çok büyük çöküşlerden. Arkadaşlar şimdi düşünün ki eşiniz, sevgiliniz, ilişkide olan bir insan ne hata varsa benden dolayı dese ne kadar rahat ederiz. Evet, inanın yani sırtımızda çok ağır çuvallarla yük taşıdığımızı düşünün, onun hepsini indirmiş oluyoruz. Ben kendimde kanıtladım. Hani bu ispatlı. O yüzden programın adında değişim zamanı. Hmm. Yani değişim, değişim, değişim aslında. O öylesine konmuş bir şey de değil yani. Benim maksadım bu belki de. Değişim zamanı. Kendimdeki o güzellikleri gördüğüm için o lezzeti, o tadı, değişmenin ayrı bir tadı da var ya. Çay tadı, içmiyorsunuz ama. Mesela çayınız bittiği zaman değişim olarak kahve falan alabiliyor musunuz mesela? Öyle bir şansınız oluyor mu? Olur. İbrahim getirirse olur. Yani onun hafifliğini, o dayanılmaz ne diyor şeyin, dayanılmaz hafifliği diyor ya değişimin. Tabii bence o. De. Yani bence şöyle. Şimdi bizler çok hafifliyoruz. Bizler çok öğrenmeye hafif. Göre bakın, öğrenmeye göre kodlanarak yaratılmışız. Mesela bir bebek doğduğu zaman, bir insan doğduğu zaman hiçbir şey bilmez. Evet. Ve hep öğrenir. Şimdi öğrendi ya bir noktaya kadar öğrendi ne oluyor biliyor musunuz? Öğrendi ve kaldı. Diyelim ki işte 20 yaşına kadar öğrendi, kaldı. Bu defa bu şey gibi oluyor. Arabanın, mesela siz arabayı çalıştırdınız, birinci vitestesiniz. Çalıştırdınız, birazcık ilerledi, ikinci vites atmanız lazım. Ama atmıyorsunuz vitesi. Araba boğulur. Araba boğuluyor, titriyor, evet. Bağırıyor, motor bağırıyor. Arabalar gidiyor. Yani ne diyor bize? Bir üst vitese geç diyor. Çok güzel. Şimdi bizim normal hayatta da monoton kalmışsak sinirleniyoruz, öfkeliniyoruz, evet. Monoton hayat diyoruz. Kabulsüz oluyoruz. Böyle titriyor, evet. Şimdi olsa da zihnimiz bize diyor ki, ruhumuz bize diyor ki bir üste geç. Evet, sonra sen kitaplar okuyorsun. Birazcık yeni şeyler öğreniyorsun. Vay diyorsun. Birdenbire hafif biliyorsun. Hayatta çok güzel falan demeye başlıyorsun. Sonra ya da işte kursları mursa gidip kendini evet. Geliştiriyorsun. Hayat ne güzel diyorsun. Sonra ikinci vitese geçtin ama. Sonra bir müddet sonra, 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra. Yetmiyor. Gene diyorsun ki la yak ya hayat. Gene titremeye başlıyorsun. Başına bir şey geliyor. Gene motor. İşte ses veriyor, yine araba bağırıyor, yine diyor ki bir üst vitesi geç. Yani biz, geç. Bana göre mutluluk sadece öğrenmektir. İnsan yeni bir şey öğrendiği zaman mutlu. Yani hani Elif Hanım'ı tanıyorum ben, siz tanıyorsunuz bilmiyorum. Devamlı kitap okuyor. Niye? Çünkü çok mutlu diyor. Çünkü yeni şeyler öğreniyor. Evet. Milletin bilmediği şey. Evet. Müthiş mutlu oluyor. Ve çünkü biz mesela bir kedi, bir hayvan, bir ağaç. Doğduğu anda hayata dair her şeyi bilir. Ama insan doğduğu anda hiçbir şey bilmez. Her şeyi yeni yeni hiçlikten öğrenir. Hiçlikten doğal hiçliğe gidiyor. Evet. Ve hep yeni yeni öğrenir ama. O sırada işte ismini öğrenir, konuşmayı öğrenir, okumayı, yazmayı, yürümeyi. Hayır, biz öğrendikçe mutlu oluruz. Şimdi bir insan 15 yaşında neyi biliyorsan, 20 yaşında neyi biliyorsan, 45 yaşında da aynı şeyleri biliyorsan elbette mutsuz olacaksın. Yani. Ya araba titriyecek. Evet. Yani o vitesi geçmenin tabii bir öncesi var. Viteste birinci vitesten ikinci vitese geçiyorsun ya, arada bir boşluğa uğruyorsun. Evet, orada bir boşluk var. Yani, bazen boşta kalman da lazım. Ya boştan geçiyorsun oraya evet. Ama şimdi onu anlatmak zor olur. Derin ki arkadaşlar hocam nasıl boşa geçeceğiz? Şimdi orada bir hayatının her yerinde boşluğa ihtiyacımız evet. Var. Yani şu anda da biz sohbet ederken birbirimizi nasıl görebiliyoruz? Her yerde boşluk olması lazım. Konuştuğumuz kelimelerin anlaşılması için kelimelerin arasında boşluk olması lazım. Hayatın tamamında boşluklar varsa yaratım var. Evet. Bize yeni yaratım bir şey, evet, bir yeni bir şey inşa etmek için
Ya birden ikiye geçecek önce bir boşluğa uğramamız lazım. Önce bir dinginleşmemiz lazım sonra iyisi. Ama orası birazcık daha derin bir konu. Onu siz ki de... Peki bu değişimde hocam ben bunu gerçekten merak ettiğim için sormak istiyorum. Mesela kendi adıma söylüyorum. Çok ben demek istemiyorum. ben mecburen. Kendi adıma, kendi beni mutlu eden şeyi kendimce buldum. Tamam, okumak, araştırmak, yeni şeyler öğrenmek. Peki sadece okumak bir insanın tamamen bir değişimi için yeterli olur mu? Ya da o bir hayali varsa sadece işte bütün boş vakitlerinde okumak yani o alanda sevdiği şeyleri kendine almak. Küfeyi dolduruyor. Kendi adıma dolduruyorum. Bunun taşma yolunu bulmam gerekiyor mu? Yoksa evren onu bana bir şekilde hazırlar mı? Yani şöyle söyleyeyim o yani, evren bir yasasına göre öyle diyor. Evren bilmiyorum. Bir şekilde hazırlar ama şimdi bazen benim o adım yani bu bir mesela biz öğrenme diyoruz ona. Yani kitaptan öğrenebilirsin. Evet. Gezerek öğrenebilirsin. Arkadaşlarla sohbetle öğrenebilirsin. Yani onu bir şekilde öğrenmemiz lazım. Şimdi o öğrenme de şöyle yani bir pilin şarjı piller vardı eskiden. Şu an var mı bilmiyorum. Pilleri şarj edip evet. Kullanıyorduk. Yani öğrenme bizim kendimizi şarj etmemiz gibi. Yani şarj ettik, sonra o şarj ettiğimiz şeyi kullandık, sonra bir daha şarj olman lazım. Kullandın bir daha şarj olman lazım. Her akşam bunu yapıyorum. Yani çünkü bunu yapmadığımız zaman mesela bunayan insanlara bakalım. Mesela evet. Bunamış insanlar, onlar az şeyi öğrenenler. Evet. Çünkü bir şeyi ne kadar çok aktif kullanırsan o kadar canlı olur. Beyni ne kadar aktif kullanırsan o kadar canlı devam ediyor. Yani o kitap okumak şart değil tabii ki. Yani ama öğrenelim de. Yani şunu dememiz lazım. Mesela benim bilgisayarımda bir başlık var, bir dosya var. Bugün ne öğrendim diye. Her gün yeni bir şey öğrenelim. Bir şey öğrenelim. Çok şey öğrenmiş değil ama az da olsa bir şey öğrenelim. Bunu nasıl öğrenirsen öğren. Yani ister izleyerek, ister YouTube'da okuyarak. YouTube'da bir sürü bilgi evet, kanalı var. İster dinleyerek. YouTube. Yani mesela sizler gibi aydın insanlar dinleyerek de bu işte televizyonlarda, radyoda dinleyerek de olur. YouTube'daki kanallardan da olur. Yani ya okumak şart mı? Bir kısım yani şart diyemiyorum ama o zaten o mesela şöyle düşünelim. Araba kullanmayı kitaptan okudun. Sürece anı. Araba bilmeden o istediğin kadar oku. Yani o okuduğumuz şeyleri normal hayatta kullanmadığımız zaman zaten o bizim bilinçaltımıza geçmez. Sadece evet. Öyle okumuş oluruz yani böyle anlamını bilmediğimiz yaşam Arapça dua okumuş gibi evet. Bir şey oluruz o zaman yani. Yaşam tarzımıza uygulamak. Evet. Onu okuyor. O ya ben şahsen şöyle yapıyorum. Okuyorum, altını çiziyorum. Sonra altını çizdiğim yerleri bir deftere kaydediyorum, yazıyorum. Sonra en yakınımdaki 3-5 insana anlatıyorum hemen işte. Ki aklımda kalsın diye, bilinçaltıma yerleşsin diye. Anlattığımız zaman mı yerleşiyor? Yani evet. Yani orada çünkü siz ben bir şey anlattığınız zaman yani o birisine anlattığımız zaman orada ama şöyle mi değil mi diye bir soru geliyor mesela biraz daha derin düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bence para kazanarak, pul kazanarak, kariyer sahibi olarak ya bir eskiden zannediyordum ki Elif Hanım net bir şey söyleyeyim. Eskiden yani diyordum ki ya sınavda başarılırsam mutlu olurum. Evet. Yani birileri elimden tutsa mutlu olurum. Ya ben o kadar tatlı bir insanım, o kadar iyi bir insanım. Birileri benim bir piyasaya çıkarsa çok başarılı olurum, çok mutlu olurum işte. Zannediyordum. Yani özlediğim, sevdiğim bir insanı bir görsem mutlu olurum zannediyordum. Bu kişisel gelişimle beraber anladım ki benim mutluluğumun dışarıyla hiçbir alakası yok. İstediği kadar para, pul, kariyer. Çünkü bunların hiçbirisi doğal değil ama ben doğal bir varlığım. Hepimiz. İnsan doğal bir varlıktır ama para doğal bir varlık değildir. Dolayısıyla kimse parayla mutlu olamaz. İnsan doğal bir varlık ama bir araba doğal bir varlık değil. Dolayısıyla kimse arabayla... Gidebilir bir de. Ama bir çiçek verirler sana mutlu olursun. Niye? Çünkü çiçek doğal. Bir manzarayı izlersin, güneşin batışını izlersin mutlu olursun. Ya da biri seni sever. Doğal. Evet. Sana ilgi gösterir. Evet. Şimdi biz de doğal şeylerle mutlu ve şunu anladım. Her şey benden dolayı ya. Ama ne zaman biliyor musun? Şimdi şu anda benden dolayı. Şimdi şu yarın anda istediğim her şeyi gerçekleştirebilirim. Zannediyordum ki birileri elimden tutarsa mutlu olurum. Hayır birilerinin elini tutulmasına gerek yok. Sen gerçek Hallat'ı bıçakçıyı şimdi ortaya çıkartabilirsin. Kimseye ihtiyacın yok demeye başladım kendime. Sen gerçek Hallat'ı bıçakçıyı şu anda ortaya çıkartabilirsin. İşte birileri reklamı yapsın. Birileri beni piyasaya çıkarsın. Ailem elimden tutsun. Şurada şöyle bir torpile ihtiyaç var. Meğerse bunlar hiç gerek yokmuş. Eskiden öyle zannettiğim için acı çekiyormuşum. Çünkü onlar hiçbir zaman sana
istediğin, hak ettiğin bir şey kimse hiçbir zaman sunmuyor. Yani ben kendimi doldurdukça, ben ona da inandım gerçi. Bir bakıyorum hiç ummadığım kapılar kendince açılıyor. Yani evet. Bazen hiç hayal etmedim. Evren ayarlıyorsun. İşte onu diyorum. Öyle bir şey de var ya hani Zikret'te. Sen kendini hazırladığında, çok ısrarcı da olmadığında, sen hazırlarken, aslında sen hazırlanırken hayallerinle de hazırlanmış oluyorsun. Evet. Ve evren de gerisini sana yapmış oluyor. Sana hiç işte tesadüf, tesadüf diye bir şey yoktur derler ya sizin de lafınız. Biz hep tesadüf zannederiz. O olur, bu olur, şu olur. Bir bakarsın evren sana o yolu, bende oluyor. Yani fark ediyorum. Orada şöyle diyoruz. Hayat sondan yaratılıyor. İşte. Bilim adımları da bunu diyor. Biz ben kendimi hazırlayıp mutlu ettiğimde evet. Karşıma onlar çıkıyor. Yani evet. Şunu demek istiyorum. İlla ben bir adım atmasam da o yani olacak. Hazırlar mı evren acaba? Ha, adım atmasın da hazırlar mı acaba? İşte o noktada ben çelişiyorum. Yani illa ki benim adımda. Ya şöyle, aslında ikisi birbirini tetikleyen bir şey. Bir insan tembel ol denmez tabii ki. Ama bir nehir okyanusa gidecek ya. Adım atmasa gerek yok. İşte. Doğaliyet götürür onu oraya. Götürüyor. Yani kimseye yol sormasına gerek yok. Kitap da okumuyor. Yani bir şey de o, ama bize niyet. Nasıl diyeyim, basmak basmak ya, tohumdun işte fidan oldun, fidandın ağaç oldun, ağaçtın. Bir, şimdi böyle yani orada ruhsal tarafı seni bir yere hazırlarken sen de bedensel olarak işin içinde olman lazım. İşte. Yani buna şey diyoruz, harekete aktivasyon, geçmek. Evet, harekete hani, geçmek. Just do it, sadece yap, düşünme, hareket et. Çünkü burada geçmek. Da şey, bizim doğaliyetimizde biz yaratılış olarak harekete göre kodlanmışız. Allah bizi hareket edecek bir varlık olarak yaratmış. Mesela bunaldık ya, sıkıntılıyız. O sırada kalk biraz yürü, sıkıntın kalmaz. Evet. Ya da bir işin içinden çıkamadığın bir şey var. A'yı mı yapsam, B'yi mi yapsam, nasıl yapsam diye karar veremiyorsun. Yürü, hareket evet. et. Evet. İçgüdüler insan ne yapman gerektiğini söyler. Yürümek de o serotonin hormonunu salgılatıyormuş ya. Evet. Yani, onları ben bilmiyorum, hormonları. Mesela ilk insan da mesela bu canlı evrimleşme sürecinde hareket edenler, bir yerden bir yere gidenler hayatta kalmış. Hareket edemeyenler Homo sapiens döneminde onlar ölmüş, yaşayamamış. Yani yürüyüp hareket edenler kaç bin kilometre yol almış. Normal ekonomide de vardır o. Yani çok zengin olan insanlar hep başka bir şehre göç etmişler, ondan sonra zengin olmuşlar. İşte. Ekonomide de o vardır. Yani bir mekanda ferahlık vardır. Ya çünkü mesela ben Maraşlıyım, Maraş'ın işte bir köyündenim. Şimdi evet. O köyde olsam niye para kazanmak zorunda kalayım ki? Gerek olmuyor. Gerek, yani, evet. Şimdi annenin, babanın evi orada. Yani orada bir, ama şu anda Ankara'dayım. Para kazanmasam artsın. Tüm büyük zorluyor. Zaferlerden önce hep göç olmuş. İşte. Mesela Peygamber Efendimiz işte, evet. Mekke'de Medine'ye göçmüş. Hareket. Yani harekette o, bereket. Evet. Ama onun bir öncesi de var. Peygamberlik gelmeden önce de mağarada boşluk yaşamış. Hira evet. Mağarasına önce çıkıp bir boşluk, sonra hep hareket. Yani bizde evet şimdi bizde şu an başarılı olmak istiyorsak bence gerekli olan, ama biz neden hayallerimize kavuşamıyoruz biliyor musunuz? Ya da neden zor geliyor? Çünkü bütüne bakıyoruz. Yani bugün ne yapmam lazım? Şu an ne yapmam lazım? Az da olsa bugün mesela şimdi şiir yazmanız gerekiyor ya. Ya işte 30 kıtalık bir şiir yazayım. Olmaz ki öyle, şiir yazılmaz. Eline kağıdı kalemi alırsın, bir dizi yazarsın sadece. Sonra sen yazmaya başladığın zaman ilham arkadan gelir. Biz zannediyoruz ki ilham gelsin şiir yazayım. Hayır, şiir yazmaya başladığın zaman ilham gelmeye başlıyor. Ve biz de işte hayallerimize ulaşamamamızın en büyük sebebi çok büyük görünüyor. Ufak bir adım atacaksın. Şu anda ne yapman lazım? Evet. Şu anda hareket et. Şu anda o büyük hayal için basitçe ne yapman lazım? Yani bence kendimce hani bizim bu alanda okumamız lazım. Bizim alanda o, başka düşünemiyorum. Başka ne yaparak gelişebiliriz ki? İşte o sırada yani. Bizim alan bu. İşte kastettiğim şey şu. O sırada ufak da olsa hareket ettiğimiz zaman bakın. İnsanlar mutsuz ya. Mutsuzuz. Ya da problemler var ya. Mutsuzluğun bir tane panzehiri var. Hareket etmek. Evet. Yani bir insan şu an öfkeliyse, sinirliyse. Çıktın dışarı bir koşsun. 5 dakika sonra baksın bakalım öfkeli mi değil mi? Kanıtlanmış. Evet yani
harekettir mutsuzluğun panzehiri. Mesela kitap okumak da harekete giriyor mu? Zihinsel bir hareket bence. Beyinsel bir hareket. Yani kitap okumak harekete giriyor mu? Bedenim hareketli değil ama... Ama zihnim harekette. İşte harekete geç derken oradaki kastettiğim şey sadece koşma anlamında değil tabii zaten. Tabii. Hem bedense yani sen hayaline ulaşmak için bir adım at, kitap okumak bir adım işte. Bizde nedir? Yani. Şey adım kitaptır. Bu türle ilgili araştırmaktır. Psikolojiye dair, insan psikolojisine dair. Ne varsa ama. Boşumu tamam da ne varsa hepsini okumak. Ondan sonra değişim zaten arkasından geliyor. Kahve gelmiyor, ben gidiyorum müsaadenle. Aha, İbrahim yetiş. Şimdi bir yandan da hani benim Instagram'da canlı yayındayız ya, arkadaşlar şimdi Allah Allah Atıca kahve içmeden duruyor diyordur. Yani. Bakın işte durabiliyorum olsun. Arkadaşlar yani. Ya. Oruç gibi oluyor ama olsun. Diyarbakır'a tekrardan gelmeyi... Diyarbakır'a tekrardan geldiği zaman tabii yani Diyarbakır'a koşarak gelirim hep. Bence yani artık ama, gelirsiniz. Ama ne zaman gelirim? Şu anda yani Mart'a kadar tüm programlar. İzmir var. Doğru. Aralık İzmir'de evet. Değil mi? 15 16 17. İzmir var. İzmir. İstanbul'da büyük bir kampımız olacak. Çok isterdim o kampı. Yani 17 18 19 Ocak'ta bir kampımız olacak. Yani o Şubat'a kadar İstanbul'dayız yani 15 Ocak'tan sonra. İzmir'de olsaydım direkt o seminerde olmuş olurdum belki de ama işte artık kabullendim yani benden dolayı. İzmir büyük bir yara bende. Aslında İzmir'den dönüş bende çöküş noktası. Çöküş oldu tabii. Çöküşten sonra işte sonra kabullendim dedim ki oradan dönüşte. Yani i̇şte o çöküş değil de ona boşluk diyelim. Evet boşlukta yani ben depresyon yaşadım yani müthiş bir depresyon. Dibe çöküş oldu. Yani doktorluk ilaçlık derecesinde öyle böyle değil. 2 yıl önce gidip tekrar geldim. Neden geldim? Neden? Neden sorusunu kafamdan attığımda ya da atmaya çalışırken ki o arayışta başka yollar buldum. Bana iyi gelen yani kendimi kendimle tedavi etmek durumunda kaldım. Peki siz İzmir'de eşiniz yok muydu? Yok ben kendim gittim. Tek gitmiştiniz. Çocuklarla gittim. Eylül'de tayin gittim. Şubat'ta tekrar geldim. O 6 ay zarfında oraya da alışamadım. Ya da alışamadığımı zannettim. Alışırdım. Tabii ki ilk gittiğimiz yere alışamayız. Orada da müthiş bir depresyon oldu. Yani git gel işte. Yani. Ama ne kadar havalı bir şey. Ya ben depresyondayım. Psikoloğa gideyim. Bir yaşam yani, koçu bulayım kendime. Ya, ya işte aradım buldum. Arayan bulur. Çok havalı bir şey. Evet. Ben de gittim. İşte o arayışta sizi buldum. Diğerlerini buldum. Oşo'yla tanıştın. Önce tanışmıştım. Oşo'ma tekrar daldım. Kendimle iyileştirdim. Şimdi onu kabul ettim artık. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Evet. Bunu gerçek manada, öylesine değil. Demek ki İzmir'e gidip o deneyimi yaşayıp gelmem gerekiyordu. Yani onu yaşayınca zaten yukarı zıplamak durumunda kaldım. İbrahim'in söylediği o şeye bakıyordum da şimdi bant dedi ya. Gözüküyor mu burada? İbrahim. İbrahim kahve. Yok kahve. İbrahim gidiyoruz biz. Orada kahvemizi içip geleceğiz. Sen devam ediyorsun değil mi oradan? O arkada yayını yapıyor. Her şeye bakıyor İbrahim. Sağ olsun İbrahim. Yani dediğim gibi aslında başımıza gelen işte bunu hep örnek veriyorum yani kendimde. Çünkü ben kendim bunu yapıyorum. Belki başkası da başka şey yaşamıştır. Değişim adına. Kabul etmeyene kadar o depresyondan çıkamadım. O sıkıntıdan diyelim artık. O boşluktan. Kabul edince değişti. Kabul edince geçti. Yani şöyle diyelim. Bir şeyi öyle fark ettiğimiz zaman farkındalık diyoruz. Fark ettiğimiz zaman o hemen kendinde kayboluyor. İşte. Yani yoksa orada duruyor yani. Ya mesela nefes aldığımızı fark edelim diyelim. Nefes aldığımızı fark ben mesela kendi yazdığım koştuğum kitabında da öyle şey. Mesela nefes aldığımızı fark et. Sonra mesela 10 sene sonra bakıyorsun gene unutmuşsun. Bak, evet. Bir daha fark et diyorsun. Evet. Yani, çünkü o bir şey fark edildiği zaman gerçek şeyler artar, sahte şeyler yok olur. Yani o depresyon sahteyse ve siz bunun farkındaysanız o zaman yok olur. Yani farkına varınca geçti belki de.
Yani o kabulleniş sürecinden sonra geçti. Evet. Yoksa yerlerdeydim yani. Geçti o. Niye? Zaten neden? Herkes hep yerlere vurur. Herkes hep yerlere öper. Mesela geri kalkabiliyor musun? Yani yoksa hayatta yere öpmeyen, yere vurmayan insanlar olmaz. Yani bir insan hayatta yere öpmüyorsa, hata yapmıyorsa bir şey yapmıyordur. Yaşamıyordur. Bir şey yapmıyorsa, ya. Bir şey yapıyorsa. Yani öyle yaşıyordur. İşte denize düştüğümüzde de mesela en derin noktasına ta ki o şu dip diyelim, o dibe vurmayana kadar ayağımızı oraya vurmadan tekrar çıkamayız. Düşene kadar hala düşeriz. Evet, en dibe hala devam ederiz düşmeye. Ta ki oraya vurunca oraya vurup zıplayıp çıkarız. Evet. O dibi görmek gerekiyor yani. Gerçi kendi adıma dibi kaç kere gördüm. Daha ne kadar göreceğim bilmiyorum ama olsun. Ama işte onlara da şükrediyorum. Hep yani yaprak dökümü yeni bir çiçek açmak için. Yani her yaprak döktüğümde çiçek açtım. Evet, yani işte ya da her karanlık yeniden güneş doğsun diye. Çünkü her gecenin bir sabahı var mutlaka. Evet. O gece sabahsız olmuyor, mutlaka sabah oluyor. Her kışın yazı olduğu gibi. İşte o kışı yaşadığımızda ya niye kışı yaşıyoruz? Niye böyle oldu? Niye başımıza geldi? Sonra neden, yaz neden, geliyor. Neden? Yaz geldiğinde bile biz hala kış takmalıyız. Yani hala o kıştan vazgeçemezsek ya şöyle soğuktu, böyle soğuk. Ya neler gördüm. O zaman o yazın tadına da varamayız işte. Onu attığımızda çünkü biz istiyoruz ki hayat hep keyifli ve mutlu geçsin istiyoruz. İşte yani. Ama hayat gündüz ve gece bir arada gidiyor. Acı ve tatlı bir arada gidiyor. İyi ve kötü yani. Bir arada gidiyor. Biz istiyoruz ki hep iyi gitsin. Ya da hep gündüz olsun. Hep tatlı olsun. O zaman iyiyi bilemeyiz ki. İşte hayat akışı vardır. Öyle akmıyor yani. Hayat akışı yani daima zıtlık üzerine o acıyı hazırsak tatlıyı da elde edebiliyoruz. Hayatta denge var çünkü. O da denge olduğu için. İniş çıkış. Ben hep derim kalbimiz nasıl atıyor? Yukarı aşağı. Evet. Stabil o düz olduğunda ölüyoruz da. Evet. İşte o yüzden onu da kabul ettiğimizde yani işte aynı dediğiniz gibi her zaman mutlu olan. Ay niye mutsuz oldum? Bir anlık bir mutsuzluk yaşadığımızda ya da başımıza bir şey geldiğinde hemen o neden sorusunu sorduğumuz zaman bu kez o yukarı çıkış mutluluk evresine de geçişimiz yavaşlıyor. Kabulleniş olmadığı zaman. Çünkü anda olamıyoruz o zaman. Anda olamayınca bu kez güzel an gelmiyor. Ben yavaş müsaade istesem olur mu? Evet, eğitimde hocamızı eğitimde bekliyorlar. Bekliyorlar. Yani İbrahim kahve getirmedi ama yani eğitim. İbrahim. Yayından ayrılamıyor İbrahim. Öyle mi? Evet, orada şeyleri ayarlıyor. Eğitimdeki arkadaşlarımız izliyorlardır. Böyle gerçekten nasıl diyeyim yani mesela bir düşünsene ben şu an normalde eğitim veriyorum. Eğitim anında buraya geldim. Çünkü harika bir dostum davet etti Elif Hanım. Yani ben gerçekten siz ziyaret yani o arkadaşlarımdan özür dileyerek onlara direkt ifade ettim. Yani Elif Hanım'ın davetine gidiyorum. Ben sizin de burada olmak benim için çok büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim. Aynı şey benim için geçerli. Böyle Diyarbakır'a geldiğim zaman artık, kapı var artık. Yani sadece bir kapı değil, televizyon kanalı da var. Evet. Ne zaman yani istenirse burada. Teşekkür ederim. Bu kanal sizin. O kapı da sizin. Burada bir eviniz de var. Çok teşekkür ederim. Maraşlı olarak zaten öyle bir büyük misafirperverliğimiz de vardır. İkimiz de Maraşlı. Evet, bu arada. Oradan kan çekiyor belki de. O yüzden artık Maraş'ta kapınız var, Diyarbakır'da kapınız var, gönlümüzde yeriniz var. Teşekkür ederim. Yani beynimizde yeriniz var. Ben sizi her zaman takipteyim. Teşekkür ederim. Bu arada şey de diyelim arkadaşlar, benim YouTube kanalım var arkadaşlara söyleyebilir miyiz? Tabii. Yani Halil Atabıçakçı ismim. İddia ediyorum. Moraliniz bozuldu. Gerildiniz. Herhangi bir videoyu dinleyin. Keyif alırsınız. Aynen mi? Yani. Bak olaylı. Hatta kitap okuyamıyorum diyorsunuz. Evet. Her yani, videoda arkadaşlar 2-3 kitap okunuyor. Onun aynen. Özetiymiş gibi. Yani her videoda 2-3 kitap okumuş gibi keyif almış olursunuz. Böyle garantili. Öyle şey falan yok. Yani moralim bozuk. Gerginim. Ben kazanamıyorum yok. Zenginliğin yok. Formülünü de anlatıyoruz.
aşkı kendi nasıl çekersin onu da anlatıyoruz. Bir öğrenci üniversite sınavını nasıl kazanır onu da anlatıyoruz. Böyle ve ben her şeyi buldum yani orada. Teşekkür ederim. Ve sevgi dolu insanlarla bir aradayız arkadaşlar. Yani takipçilerimizin çoğunluğu aşk insanları, sevgi insanları. Böyle Elif Hanım'ı sevenlerin de bizimle beraber olması. Şimdi hep dilimde zaten var. Okulda Halil Hoca, Halil. Eskiden Oşo Oşo dedim ya Halil Hoca, Halil. Ya Halil Hoca kim? Ya Halil Hoca siz nasıl bilmezsiniz? Yani o hale geldi. Bir insan bir insanı bu kadar güzel etkileyip değiştirince yani yüzünde şu gülümsemeyi oluşturuyorsa ne büyük bir mutluluk. Evet. Teşekkür ederim. Yani işte bu öylesine bir şey değil gerçekten. Söylenmiş olmak iltifat değil bence. Benim yüzümün yıllarca yüzüm asık ve üzgün gezdiğim bu hayatta. Ama işte böyle değerli insanlarla, değerli gönül insanlarıyla karşılaşınca o doğallıkla benim beni çeken taraf da aslında o doğallıktı. Yani bir sürü video işte YouTube izliyoruz, dinliyoruz ama bir şey çekti ve öyle kaldı. Hala 4 yıldır takipteyim anında. Benim değişim ustam. Bakıyorum. Teşekkür ederim. Bilseydim buraları düzenlerdim biraz ya. Bak İbrahim. Ben... ha teşekkürler İbrahim. Şimdi oldu. Ya günah. İbrahim gitti. İbrahim gitti. Yani burada Orijin Akademi'de her zaman için bizim gönlümüzde yeri var. Yaşam koşulu sertifikamız da Orijin Akademi'de. Bugün akşam alıyoruz. Bugün akşam alıyoruz. Ben de dediğim gibi yaşam koşulu, kişisel gelişim hocamın yolundan, ustamın izinden. Yani Diyarbakır'da bana göre artık böyle hali. Kesinlikle çok büyük bir potansiyel var hocam. Orijin Akademi'yi burada çok rahatlıkla açabilirsiniz. Yok yani öyle bir durum olduğunda çok istiyoruz. Şunu yani diyecektim. Benim gibiler yani, çok ister. Yani siz de harika bir koçsunuz. Biliyorsun Dilek Hanım var. Harika Dilek, bir evet, koç. Evet o. Yani bizim her dönemde bir akılda, akıl danışacak değil mi? Yanımızda olacak bir insana ihtiyacımız olmuş. Bir yol arkadaşına. Evet. Ve bu arada arkadaşlar söyleyeyim Elif Hanım harika bir koç. Sertifikasını bugün akşam alıyor ama harika evet. Bir koç. Bana bile koçluk yapıyor. Yani teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dilek Hanım sayesinde oldu ama Dilek Hanım aradığımda ilk Arataş'ta aradım, Afşin'deydim. Öyle mi? Tabii Face'den gördüm. Diyarbakır'da işte insanın fikri neyse fikri karşısına çıkar. Bir baktım Dilek Hanım hemen bu güzel sohbetiyle çok güzel ikna etti. Hemen geldim de direkt aldım zaten. Arayışta neysen işte karşına çıkıyor o bir şekilde. Dilek çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Oradan ta Ata hocama kısmet. Dilek hocama da buradan çok teşekkür ediyorum. Orada beni ikna etmeseydi ben de yaşam koçluğu serüvenime, yani sertifika serüveni şey olmayacaktım. Evet. Hala miskin miskin kitabı okuyor olacaktım. Hayırlı olsun diyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Heyecanla bekliyoruz yani sertifikamızda. Orijin Akademi sayesinde. Evet. Koçlar yetişecek. Yine Diyarbakır'da da. İnşallah. Evet. Yani burada da bu işi sürdüreceğiz desteğinizle. Efendim, bu haftaki programımıza Ata Hoca'yla başladık. Uğurlu gelir bize inşallah ki öyle olacak. Haftaya tekrardan başka konularla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.